Selamun aleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar diyarına hoş geldiniz. Gelin şöyle bir tokalaşalım. Aslanlarım, canlarım, cicilerim, seviyorum sizleri. Değerli kardeşlerim, bugün sizlerle gerçekten harikalar diyarında yine ilklerle devam ettiğimiz için bizim seramalardan bir tanesi gizlice kurk düşmüş, üstelik gizlice yumurta da doldurmuşlar. Biz hiç fark etmedik. Gelin şimdi seramaların yanına gidelim. Hem onları göstereyim, hem de biraz sohbet muhabbet edelim. Ama sizlere bir şey söyleyeyim mi? Uzun zamandır beklediğimiz bir aksiyon bizleri bekliyor. Yumurtaları kontrol etmek zorunda kalacağız. Niye? Çünkü salınan yumurtalar arkadaşlar maalesef dediğim gibi yani şuradan bir tane şey alayım da şunu alalım. Yemliğimiz. Daha önce yapıyorduk ya içinde. Şimdi yavaş yavaş dışarı çıkıyorum. Ponimi görüyorum. Tavuklarım dışarıda otlanırken seramaların yanına doğru ilerliyorum arkadaşlar. Bizim seramalardan yumurta salanlar olmuş. Bunu babam bana aradı, acilen söyledi. Dedi oğul içeri yumurta dolu. Dedim baba nasıl yani? Dedi biz seramaları dışarı yumurta salıyor zannederken içeri patır patır yumurta salıyormuşlar. Biz sezmiyormuşuz dedi. Dedim dedi ki içeride kurk var bir de. Hem de tam yumurtaların ortasına yatıyor dedi. Ya dedim baba etmeyin ama. Ondan sonra arkadaşlar o gün bugündür ben hızlıca kümese gelip bu kurk tavuğunu yakinen gözlemlemek ve çekimini yapmak istedim. Ve yavaş yavaş şu an içeri doğru giriyorum. Hep birlikte bakacağız şimdi. Bu kurk tavuğu neyin nesi, nereden? Bencelme, neler etmiş? Hadi bismillah. Vay vay vay. Şöyle arkadaşlar görüyorsunuz önce seramalarımı şöyle kısaca göstereyim size. Bu seramalar dünyanın en küçük tavuk ırkı. Kendi kümesinde de var tabi harikalar diyarında. 2-4-5+1 şeklinde. Şu an 5.'si içeride. Gizlice kurk düşmüş, yumurtaları salmış, patır patır altı yumurta dolu. Bütün yumurtaların kuluçkalık kısmını kontrol edeceğiz. Muhtemelen burada bu yattığı için bütün yumurtalar da bunları sürekli buraya yumurta salmışlar. Biz de zannediyoruz ki yumurtayı kestiler çünkü daha önce bu folluğa salıyordular. Şimdi diyebilirsiniz yani yıllardır tecrübeniz var, hiç mi aklınıza gelmedi bakmak? Emin olun arkadaşlar. Yoğunluğun içinde o kadar hayvan var. Hepsinin yumurtalarını topluyoruz. Sürekli buradan aldığımız yumurtalar birdenbire kaybolunca dedik ki herhalde yumurtaya ara verdiler. Ya bu süreçte fark etme sürecimizde bir hafta en fazla yani. Burada 5 günlük yumurta vardır en fazla arkadaşlar. Sadece fark edince şaşırdık. Bizi ekerek, bizi kandırarak gidip buraya kurk düşmüşler. Hiç haberimiz de yok arkadaşlar. Bu durumda tabii benim dikkatimi çalmadı değil. O yüzden şimdi bu kurku rahatsız edeceğiz bir, alttaki yumurtaları kontrol edeceğiz iki, bu küçücük kurk koskoca yumurtaların ortasına tam ortasına yatmış zaten etrafı komple yumurta dolu, bütün yumurtaları sırasıyla kontrol etmemiz şart. Çocuklar sizler de inşallah fazla ürkmeden benden uzaklaşın. Böyle şeyler kümes ortamlarında olabilir, çok sert bir kurka da benziyor. İnşallah elimi ayağımı kaptırmam diyecektim de kaptıracak gibi ya, bayağı bir sert evet. Basma ayakla bir şeyler edir kendine. Sen nasıl bir şeysin ya? Sen nasıl bir kurk oldun sen böyle ya? Ha? Bizi mi yiyeceksin kızım? Bizi mi koparacaksın sen? Ha? Sen derdin lan bizi kopartmak mı? Vay be. Böyle bir kurk da daha önce kümesimizde denk gelmediğimiz bir kurk arkadaşlar. Seramamız kendi halinde buraya kurk düşmüş. Ancak çok fazla yumurta var altında ve bizim haberimiz yok. Tamamen sürpriz oldu bize bu. Bir sürü yumurta salmış da tam ortasına kurk düşmüş. Gizli kurk diyoruz biz bunun gibi durumlara. Ve harikalar diyarında sık yaşadığımız bir şey yani. Bizden gizli gizli hareket eden çok fazla tavuğumuz var tabii ki. Canım benim, selamım. Neyse, kontrol edeceğiz artık bunları. Bakalım. Evet arkadaşlar şimdi hep birlikte kontrol edeceğim. Fenerimi yakacağım. Şöyle kameramı şöyle koyacağım. Şimdi az bir şey daha yanaşmam lazım. Rahat olabilmem için en azından. Şöyle içeri doğru biraz daha oturak durayım. Zaten bu kerata bana bildiğin gıt diyecek. Hayvan gibi de gıtlamak ister ha. Sen oğlum sen kızım sen manyak mısın kızım? He? Canım benim canım. Canım çok şut gittir ha. Oynamayın. Oynamayın. Şöyle.
Evet, damarlanmış yumurtaların hepsini acil olarak şeye atacağız, makineye götüreceğim. Hepsini alacağım. Bunların hepsi dolu muhtemelen. Fark etmediğimiz için de. Oh! Oh! Oh la sen! Hele buranın yumurtasına bak. Maşallah, subhanallah. Kızım, bu kadar yumurtayı ne yaptın sen? Sen buraya yumurta mı sandın bu kadar? Tamam, git. Yani gizli zulayı patlattık desem yeridir. Çok fazla yumurta salınmış. Ve bu tavuğumuzu da hepsine yatmış arkadaşlar. Şimdi bu bulku bu şekilde yatıramayız. Mümkün değil. Bütün yumurtaları alacağız. Bunların hepsini şimdi bir tanesi kırıldı. Çok şükür ki boşmuş. Öyle üzüldüm şu an şimdi. Şimdi bütün yumurtaları kontrol edeceğiz. Buradan çıkacağım arkadaşlar, mecbur. Bunu da bunlar yesin. Bunu şimdi kontrol edip makineye yükleyeceğim. Bu gurk tavuğu bununla olmaz arkadaşlar. Emin olun bununla olmaz. Bu kadar fazla yumurtanın üstüne bir gurk tavuğu yatamaz zaten. Şu muydu yatan? Oydu herhalde. He, oydu. Bunun dattiklerine bak hele sen. Sen bunun dattiklerine bak hele. Ne kadar güzelsiniz siz öyle çocuklar. Siz gurk düştünüz, benim haberim mi yok kızlar? Siz gurk düştünüz, benim haberim mi yok? Arkadaşlar çok fazla yumurta var. Hepsinin içinde hızlı bir şekilde kuluçkalık durumunu kontrol edeceğiz ve makineye yükleyeceğim. Hepsini de ince ayrıntısına kadar anlatacağız. Şimdi burada gördüğünüz gibi seramalarımızın keyfi yerinde. Şimdi ben yavaştan dışarı doğru çıkmak zorundayım zaten. Hadi çocuklar, çekelim. Acil müdahale yaptık biz buna. Şimdi makineniz olmazsa ne yapmak zorundasınız onu söyleyeyim. O gurk tavuğu mümkün değil. Kaldıramaz yani, bu kadar yumurtayı çıkartma ihtimali yok. Çok küçük olduğu için şimdi kaç tane dolu var yumurtanın da bilmiyoruz. Şimdi arkadaşlar 15 dakikamız var. 15 dakikada sürmeyecek zaten bütün yumurtaların hepsinin tamamının kontrol edilmesi. Birlikte kontrol edeceğiz şimdi. Bakın bu damarlama var. Dolu. Derhal şey yapıyorum. Bunda da damarlama var. Hızlı olman lazım, boş. Buradakiler boş, buradakiler dolu. Doluları hemen götürüyorum arkadaşlar. Hadi bakalım, çıkın çocuklar. Şimdi şöyle de bir şey var arkadaş. Hızlı bir şekilde makine götürüyoruz. Makinemizin birisi çalışıyor zaten. Bizim şef için bir makine ayarlamıştık şimdi. Civciv dolu. Daha çıkma da var arkadaşlar. Bunu bugün değerlendireceğiz mecbur. Ya bu buradan bak. Bunlar çıkacak cücükler de şeyimiz bu kullandı. Şu alt tarafı hemen koyacağım. Artık çıkarsa şefim senindir. Arkadaşlar bu yumurtaları doldurduk. Bunun videosunu çekmedim. Çekemedim. Bayram üstüydü. Babam koymuş, ben sonradan öğrendim. Bunları da şimdi içeri ekliyorum. Bunlar çıkabilir. Vallahi inşallah çıkarlar. Çünkü gurk tavuğumuz yatmış ve hepsi farklı. Günleri farklı bu yumurtaların. Şimdi gurk tavuğun altında bu yumurtaları bırakırsanız emin olun sorun yaşarsınız. Kimisi çıkar, kimisi çıkmaz ve daha fazla bir sıkıntı olur. Hepsini öldürebilir. Bunların hepsinin önüne geçebilmeniz için hızlı bir müdahaleyle böyle gizlice yanlışlıkla gurk yatan, görmediğiniz sağda solda olan gurk tavuklarınızı böyle bulduğunuz zaman hemen hızlı bir müdahale yapmanız lazım. Ha, oldu ki, onu da hemen açıklayayım. Oldu ki makineniz yok, ne yapacağız diye soruyorsanız bütün yumurtaları hızlı bir şekilde kontrol ediyorsunuz. Gurk tavuğun yerini değiştiriyorsunuz. Farklı bir noktaya alacaksınız gurk tavuğunuzu. Orada altına önce kontrol edeceksiniz yumurtaları. Çıkıma en yakın olanlar var ya, olanlarla birlikte dolduracaksınız altına.
inşallah hepsini alır. Eğer hepsini alamazsa yumurtaların grup tavuğunuz, küçük kalırsa eğer yumurtalara, ne yaparsınız? O zaman da ya etraftan acilen bir başka bir kuluçka makinesi bulacaksınız ya da arkadaşlar yeni bir grup tavuğu bulmanız lazım. Yoksa büyük sorun yaşarsınız. Buradan da size diyeyim ben. Bizim şimdi seramamız küçük bir tavuk. Altına belki 5-6 tane yumurta ancak sığar. Şu an dolu yumurtaları aldık. Boş olan yumurtaları ayırdık. Çok şükür ki çok fazla dolu yokmuş. Boşumuz varmış. Şimdi boş yumurtaları ne yapacağız? Tabii tavuklara yedireceğim arkadaşlar. Bunları sağına girip sırasıyla hayvanlara vitamin, mineral şeklinde yedirme yapacağız. Vereceğiz. Besleyeceğiz hayvanlarımızı değerli kardeşlerim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bizi bayağı şaşırttı. Bir sürü yumurtanın ortasına küçücük serama yatmış. Bir de bizden habersiz yatmışlar. Bir de haber vereydi diyeydi. Dadaş bak ben buraya yatırayım haberin olsun diyeydi. Çok farklı olurdu her şey ama dememiş. Neyse ki arkadaşlar sizleri çok çok seviyorum. Sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Harikalar diyarı sizler olduğu sürece var olmaya devam edecek inşallah. Bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videodan haberdar olamazsınız yoksa. Hoşça kalın. Bay bay.